Nekre. Ernesto Guevara de la Serra. Tüm dünyanın tanıdığı adıyla Che Guevara. Henüz 4 yaşındaki çocuk okuyup yazabiliyor ve bir yetişkinin hassasiyetine sahip olabiliyor. O yaşta bile mutfaktaki çalışanlarını düşünüyor ve onu düşünerek bir yemek kitabı hazırlıyor. Astım krizleriyle geçen yağmur gibi bir çocukluk ve sığınağı kitaplardı. Sömürü kelimesinin anlamını öğrendi. Adaletsizlik kelimesinin de. Burnundan soludu bu kelimelerin manalarını. Bir karar verdi. Eşitsizlik ve yoksullukla hayatı boyunca mücadele edecekti. Kalbi o kadar hassas ve sevgi doluydu ki 6 yaşında bir gün önlükle gittiği okuldan önlüksüz geldi. Evdekiler "Ah, önlüğüne ne oldu?" diye sorunca öğretmen önlüğü yok diye bir çocuğu çok kötü azarladı. Ben de çıkarıp o çocuğa verdim. Nasıl olsa benim bir tane daha var. Cahil bir cesaret tanıdık bildikti. Ama Ernesto bilge bir cesaret ile tanıştırdı tüm dünyayı. Bambaşka bir pencereden bakıyordu. Yoksulluğu, eşitsizliği fark ettiğinde varlıklı ve aristokrat bir ailenin üyesiydi. Ama onun gözünden evde çalışan Rosario kaçmadı. Henüz 8 yaşında bir çocukken Rosario'ya günde 20 papel kazanıyorsun. Senden daha az çalışanlar 100 papel kazanıyor. Bu haksızlık, buna diren, dedi. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. 25 yaşına geldiğinde Latin Amerika'nın birçok ülkesini gezmiş, insan ve toprak tanımıştı. Ama bu gezileri sadece boş zamanlarında yapıyordu. Çünkü Che Guevara'nın meşguliyeti başkaydı. Aynı zamanda tıp fakültesini bitirdi. Latin Amerika'ya ziyaretlerini mezun olunca da sürdürdü. Diplomasını alır almaz Venezuela'daki cüzdan hastalarına yardım etmeye gitti. Sonra Peru'ya geçti. Peru'da yoksulluk içinde yaşayanların dertlerini kaleme aldı. Elbette başı belaya girdi. Fikirlerinden dolayı tutuklandı. Fakat o sinmedi. Öteki satırlarını uzattı. Motosikletiyle gezdiği toprak yollarda hedefi şimdi de Meksika'ydı. Ama bir şey oldu. Hayatında bir kırılma noktası. Guatemala'ya geçti. Burada CIA ajanlarının sadece bir darbe hazırlığında olduğunu öğrendi. Halkın istediği iktidarın yanında yer aldı ve maalesef başaramadı. Devrim tersine gerçekleşmişti. Umutsuzluğa düşmek yerine umudunu yeşertti. Ayağa kalktı ve dedi ki bu da benim demlenme sürem. Düşmanın kim olduğuna karar verdi Che Guevara. Düşman Amerikan emperyalizmiydi ve maalesef silahsız mücadele mümkün değildi. Küba'nın muhteşem Havana bölgesi Amerikan emperyalizminin sistemiyle Amerikan dolarıyla yaşıyordu. İlk hedef orayı normalleştirmek, halka kazandırmaktı. Bu ülke ve amaç ile giderken yolda Fidel Castro ile tanıştı. Küba'ya gideceğiz yerine Küba'yı alacağız diyen Fidel Castro'dan etkilendi. Kader birliği yaptılar. 2,5 sene uğraştılar ve bir gün üstü açık bir askeri cipte
Fidel Castro ve Che Guevara Havana'ya girdi. Bir insanı tanımak isterseniz vaktini neye ayırdığına bakınız. Che Guevara hayatı boyunca vaktini insanların sağlığına, mutluluğuna, özgürlüğüne ve onuruna adadı. Ağır hastalara yardım etmek, savaşta bile savaştan sonra kurulacak olan hastaneleri organize etmek, teşvik etmek gibi görevleri vardı. Küba'da başardıktan sonra kendisine sunulanlarla rahat bir hayat yaşamak yerine Bolivya'ya geçti. Bolivya'da da aynı halk devrimini yapmak isterken Amerikan kuvvetlerine bağlı Bolivya özel timi tarafından etrafı kuşatıldı. Ellerini kaldırıp teslim olmasına rağmen öldürülmek üzere yakın bir köy olan La Higuera'da bir okula götürüldü. Geceyi orada geçirdi. Elleri arkadan bağlandı, dizlerinin üstünde bekledi. Ve birden kapı açıldı. İçeri giren infazdan sorumlu çavuş Mario Teran'dı. Che, uzman çavuşun niyetini biliyordu. Son cümlesini haykırarak söyledi. Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur beni korkak. Yalnızca bir adam öldürmüş olacaksın. Fidel, te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nekreden selamlar, comandante Che Guevara. Okulda defterime sıram ağaçlara yazarım adı. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Karnalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, sevinip giden yola, hınca hınç meydanlara atını. Ey özgürlüğüm, kapımın eşiğine, kabıma, kacağıma, içimdeki alem. Camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime verdim yıllarına. Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçenler tehlikeye, yazarım ben adımı, yazarım. Bir sözüm coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Ey özgürlüğüm, ey